Hoş geldiniz dostlarım. Biliyorsunuz 7 ay önce yeni Mass Effect oyununun bir teaser'ı yayınlanmıştı. Yayınlanan teaser'da yeni gelecek Mass Effect oyununun senaryosu ile ilgili birçok ipucu yer alıyor. Ben de gerek kendi teorilerimi gerekse sosyal medyada diğer oyuncu dostlarımızın paylaşmış olduğu teorileri sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım, başlayalım. Şu an karşımızda iki galaksi görüyoruz. Bize yakın olan Samanyolu galaksimiz. Diğeri ise bize yaklaşık 2.2 milyon ışık yılı uzaklıkta olan Andromeda galaksisi. Bu kısımda ise 1938 yılındaki bir radyo yayınında The War of the Worlds kitabından alıntı 20. yüzyılın ilk yıllarında bu dünyanın izlendiğini şimdi biliyoruz diye bir konuşma var. Ardından 1969 yılında Apollo 11'in Ay'a iniş iznini dinliyoruz. Hemen sonra 2157 yılında tanımlanamayan bir geminin yaklaştığını ve ilk temas protokollerinin istendiğine dair bir konuşma dinliyoruz. Bu kısımda ise 2183 yılında artık insanların da galakside bir söz sahibi olunduğundan bahsediliyor. Yani İlk İnsan Konseyi. Hemen ardından 2185 yılında Mass Effect Andromeda atılımına başlanıldı ve Andromeda galaksisine geri dönmemek üzere uzay araçlarının gönderildiğine dair bir konuşma var. Evet, şu anda Mass Effect 3 finalinin ardından paramparça olmuş bir kütle geçidi görüyoruz. Ardından Reaper sesleri geliyor. Evet, başta bu yeri benim gibi hataya düşerek Jüpiter'in uydularından bir tanesi olan buzla kaplı Europa'ya benzetebilirsiniz. Ancak gördüğünüz gibi 3 gezegen veya uydu daha var. Yani bu demek oluyor ki burası farklı bir yıldız sistemi. Hemen ardından Mass Effect üçlemesinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Dr. Liara Tassoni'yi görüyoruz. Kendisi ölmüş olan bir Reaper'ın üzerine tırmanmakta. Bir müddet sonra Liara Tassoni, Commander Shepard'ın efsanevi N7 zırhının bir parçasını buluyor. Asıl soru ise, Commander Shepard'ın zırhı başka bir yıldız sistemine ve başka bir gezegene nasıl geldi? Mass Effect 3'ün sonunu hatırlıyorsunuz. Commander Shepard'ın tam bir ölüm şeklini bizlerle paylaşmamışlardı. Ancak bu benim en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Ve eğer sizin de bu konu hakkında bir teoriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ok işaretiyle belirttiğim kısım size bir şeyleri hatırlattı mı? Evet, Normandy S.R. Tuve, öyle değil mi? Peki arka planda olan karakterler hakkında ne konuşabiliriz? Benim tahminimce en sağdaki karakter bir Krogan, ortadaki bir insana benziyor, soldaki ise bir Salarian. Hatta teorimde biraz daha ileri gideceğim ve ortadaki karakterin Mass Effect Andromeda'daki Scott Ryder olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Asariler yüzyıllarca yıl yaşayabiliyorlar. Bu kısımda Liara'nın yüzündeki kırışıklıkları görebilirsiniz. Videonun orijinalini izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki, biliyorsunuz Andromeda galaksisine 600 yıl süren bir yolculuk yapılmıştı. Bu da demek oluyor ki bir şekilde Andromeda'daki karakterler Samanyolu'na geri dönecekler. Yani Mass Effect 3'ün ardından tam anlamıyla bir 600 yıl sonrasını göreceğiz. Bu tamamen benim fikrim, benim teorilerim. Sizinkileri gerçekten çok merak ediyorum.
lütfen yorumlar kısmında paylaşın, biz de konuşalım. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın.